Özlem Albayrak Yıldırım Gerçekleştiremeyeceğim vaatlerde bulunup insanları hayal kırıklığına uğratmam. Hafta başında meclis başkanlığı görevinden istifa ederek İstanbul'a gelen ve ayağının tozuyla İstanbul Belediye Başkan adaylığı için kampanya çalışmalarına başlayan Binali Yıldırım'ı ziyaretlerinin ikinci gününde Maltepe'de izleme imkanı buldum. Yıldırım İstanbul için aşağıda detaylarını okuyacağınız pek çok projeden bahsetti ama yapamayacağım şeyleri vaat ederek insanların hayallerini, beklentilerini hayal kırıklığına dönüştüremem demesi anlamlıydı. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım hafta başında meclis başkanlığı görevinden istifa ederek İstanbul'daki kampanya çalışmalarına başladı. Yıldırım, İstanbul'da ayağının tozuyla başladığı çalışmaların ikinci gününde Maltepe ilçesindeydi. Buradaki ziyaretlerinden bir kısmını izleme imkanı bulduğum Yıldırım'a İlk olarak vatandaşın ilgisinden memnun olup olmadığını soruyorum. Sokakta gördüğü ilgiden memnun olduğunu, insanların görünce gelip konuştuğunu, taleplerini içeren notlar ilettiğini söylüyor ve ekliyor. Seçim gayretli oluyor gayret etmeden olmaz. Çünkü sadece adaylar konuşulmuyor. Pahalılık konuşuluyor, ekonomi konuşuluyor, işsizlik konuşuluyor. Önümüzdeki seçimler yerel seçimler ama yerel dinamiklerden farklı faktörler de giriyor devreye. O yüzden şu anda gördüğüm kadarıyla henüz fikir verecek bir noktada değiliz. Ama biz çalışıyoruz. Çalışmaya ve 9 ana başlık altında topladığımız İstanbul projelerimizi vatandaşlarımıza anlatmaya devam edeceğiz. Gerçekçi olmayan vaat yok. Binali Yıldırım'ı vatandaşla konuşurken izlediğinizde ya da açıkladığı projeleri incelediğinizde bir husus dikkat çekiyor yıldırım uçuk kaçık olabilecek, teknik olarak gerçekleştirilmesi mümkün olmayan hiçbir vaatte bulunmuyor. Tüm projelerinin planlaması ve ön çalışması yapılmış, realize edilebilir şeyler olduğu ortaya konmuş. O da sadece bu projelerden bahsediyor. Söz gelimi İstanbul'da işsiz hiç kimse kalmayacak demiyor. Bunun bir dezavantaj olup olmayacağını sorduğumda ise şunu söylüyor. Bir kere bu benim yönetim anlayışım. İnsanların hayallerini, beklentilerini, hayal kırıklığına dönüştürmeyi ben çok yanlış bulurum siyaseten. O yüzden de yapabileceğim kadarını söylerim. Bu konuda kampanya içerisinde bana terkinler oluyor. Söyle ne olacak beklenti böyle? Şunu duymak istiyorlar, bunu duymak istiyorlar. Tamam da söyledik, günün sonunda onu yapamazsak ne yapacağız? Yani o yüzden makul, mantıklı olabilecek şeyleri anlatmak lazım. Bunun tersini yapanlar var. Ama ben bunun bir getirisinin olmayacağı kanaatindeyim. Önceki seçim dönemlerinde muhalefet partileri her şeyi vaat ettiler. Kimisi asgari ücret 2800 dedi, kimisi 3000-5000 dedi. Vaatlerin bini bir para ama sonuç alamadılar. Çünkü insanlar neyin olabileceğini, neyin olamayacağını biliyorlar. O yüzden de insanların o duygularını istismar etmenin, bir anlamı yok. Her mahalleye en az bir kreş. Yıldırım rakip adaya ilgili herhangi bir yorum yapmaktan da kaçınıyor. Ama geleceğimiz İstanbul 4.0 dediği ve İstanbul'un sorunların 9 ana başlık altında değerlendirdiği projelerinden söz ederken heyecanlandığını fark edebiliyorsunuz. Bunlar arasında bulunan kreş projesi ilginç. Çalışan ailelerin çocuklarına kaliteli bir eğitim verilmesi ve okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak amacıyla başlanmış bu projeye ama söz konusu olan şehir İstanbul olunca Proje anlamlanıyor. Zira İstanbul bazı Anadolu kentlerinin aksine kadınların da erkekler kadar üretime, iş gücüne katıldığı bir metropol. Sabahları hem anneler hem de babalar aynı saatte evden çıkıp işlerine gidiyor. Dolayısıyla kreş ihtiyacı pek çok aile için önemli bir konu. Gerçi ben çalışmasa da çocuğunu kreşe bırakmak ve kendine birkaç saat vakit ayırmak isteyen annelerin de olabileceğini tahmin ediyorum ki hiç de anlaşılmaz bir istek olmaz bu. Yıldırım'ın söylediğine göre İstanbul'un 39 ilçesinde 961 mahallenin tamamı taranmış ve kreş bulunmayan tüm mahalleler belirlenmiş. Projeye göre ilk etapta İstanbul'un 300 mahallesinde 955 kreş açılacak. Böylece bu mahallelerdeki 0-4 yaş arası 577 bin civarı bebeğin ailesi bu hizmetten faydalanabilecek. Kreş projesi daha sonra tüm mahallelere doğru genişletilecek. Hatta İlk etapta kreş açılacak, ilçeler ve mahalleler bile belirlenmiş. Çarpık yapılaşmaya, kontrolsüz betonlaşmaya geçit yok. İstanbul'un pek çok sorunu var. Ancak bunlardan birincisi nedir diye sorulursa bendeniz hiç duraksamadan yeşil sorunu diyebilirim. İstanbul havadan beton yığını gibi gözüken bir şehir ve bu sorun belediyenin yaptığı parklarla çözülebilecek derecede tali olmaktan çok uzak. Yıldırım'ın bu konuda heyecan verici bir projesi var. Bunu çözmek için çok ciddi hazırlıklarımız var diye söze giriyor belirli yerlerde acil durumlar düşünüldüğünde öyle ilçeler var ki bir karış yeşil alan yok. Deprem olsa insanların toplanabileceği bir yer yok. Ağaçlar sökülüyor, beton dökülüyor meydanlara dediğimde ise soruyu onu şöyle tanımlamak lazım. Maalesef plan tadilat dosyaları, imar revizyon dosyaları belediyelerin gündemlerinin birinci sırasını oluşturuyor. Ben şunu İstanbullulara taahhüt ediyorum. Ben eğer İstanbul Belediye Başkanı olursam plan tadilat dosyaları ilk gündem maddesi olmayacak. Bu aslında birçok şeyi ifade ediyor. Çarpık yapılaşmanın, kontrolsüz betonlaşmanın önünü kesmeyi ifade ediyor. Tabi bunu yapabilmek çok kolay değil ama bunun istisnası ne olabilir? Yani kamunun yararına, vatandaşın ortak kullanımına, açık yerlere yönelik bir revizyona ihtiyacı varsa bu yapılabilir. Ama öyle tekil, birisine menfaat sağlayacak çok katlı bina yapma vesaire gibi emsel değişikliği gibi. Bunlar şehrin dokusunu bozan şeyler. Adeta bir kanser hücresi gibi ortadan metastaz yapan o yüksek katlı binalar. Bunlar geçmişin yanlışları. Bunda herkesin sorumluluğu var diye cevaplıyor. Şehri kuzeyden güneye, boydan buya kesecek ekosistem projesi. Tuzla'dan Silivri'ye yürüme ve bisiklet yolları. Peki yeşil alan sorunu ne olacak dediğimde ise şu andaki yeşil alan miktarının yetersiz olduğunu söylüyor. Yıldırım ve üç aşamalı ekosistem projesini anlatmaya başlıyor. Önce mahalle parkları kurulacak. Daha sonra birkaç mahallenin istifade edeceği semt parkları kurulacak. Daha sonra millet bahçeleri ve o millet bahçeleri de kuzey güney yeşil koridorlarla birleşecek. Demek istediğim şu. Selivri'den Tuzya'ya kadar İstanbul'un 20 tane vadisi var. Bu vadileri tekrar hayata geçireceğiz tekrar yeşille maviyi buluşturacağız. İnsanlar mesela çıkacak Maltepe'den Aydos'a oradan Ömerli tarafına geçebilecek. Bu vadide ortada bir dere, iki yanında yürüme yolları, bisiklet yolları, istirahat etme alanları, alanın durumuna göre bunun en dar yeri 15 metre olacak ama bazı yerlerde 100 metreye kadar çıkabilecek. Vatandaş giderken yolun üzerinde bir kent ormanına giriş yapabilir oradan parka, oradan millet bahçesine geçebilir. Bu bir ekosistem projesi. Şehri bisikletle veya yürüyerek boydan boya geçmek mümkün olacak mı sorusuna ise Yıldırım doğu batı ekseninde zaten otoyollar olduğunu ama kuzey güney ekseninde şehri Tuzla'dan Silivri'ye kat etmenin mümkün olabileceğini söylüyor. Bu doğu batı yollarını kesen birbirine ormanlara ve yerleşim yerlerine koridorlarla bağlantı yapacak yerleşim bölgelerini denizle ve ormanla birleştirecek bir proje. Çok heyecan verici bir proje. Bu bir fikir değil çalışılmış bir proje. Tam bir yeşil ekosistem koridoru. Kentsel dönüşümde belediyenin görevi hakemlektir kentsel dönüşümle ilgili olaraksa vatandaşın mağduriyet yaşamaması için hem vatandaşlara hem de müteahhitlere görevler düştüğünü, belediyenin de bu konuda düzgün sözleşme yapılması için vatandaşa teknik destek vermesinin, mali uzmanlık desteği vermesinin lazım geldiğini söylüyor. İşe alan firmaların bu işin içinden çıkacak gücünün olup olmadığını belediyenin denetlemesi gerektiğini söyleyen Yıldırım, Yine de diyor belediyenin görevi hakemlik görevidir onun dışında karar vatandaşındır.